Sayın vekillerim, kaymakamlarım, belediye başkanlarım, partilerimizin il ilçe başkanları, başkan yardımcıları, siyasi partilerimizin diğer kademelerden temsilcileri, değerli basın mensupları, protokolü süsleyen dostlarımız, salonu dolduran, salonun dışındaki meydanı, cadde ve sokakları dolduran on binler, yüz binler ve cennet vatanımızın her köşesinden bu programa kilitlenen, gönlü bizimle beraber Ehl-i Beyt için çarpan kardeşlerim, bacılarım, yurt dışından vatandaşımız olan olmayan tüm soydaşlarımız, Ehl-i Beyt muhipleri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Buraya teşrif eden, bu meclise katılan Peygamberimizle ve onun ciğerparesi Fatime-i Zehra'yla, hanedan-ı celilesiyle hem hal olup hem dert olup Peygamberimizin ve Ehl-i Beyt'inin ve de Mehdi sahibi zamanın yaralı sinesine bir merhem olabildiysek ne mutlu. Onlara başsağlığı diliyorum Necip milletim adına ve buradaki siz değerli katılımcılar adına. Konuya girmeden önce birkaç hatırlatma yapmakta yarar gördüm. Çünkü konudan sonra soyuk geliyor. Birisi, ülkemin her kesiminden, Hanefi, Şafii, Alevi, Caferi, kahır çoğunluk bugünün tatil olmasını arzu eder. Şehitler günü olarak Şah-ı Şehidan İmam Hüseyin'in şehadet gününde bütün şehitlerimizi anıp selamlamak üzere onlar hak ediyor bir gün tatil. Hükümetimizden bunu bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuyu en iyi çözebilecek insan olarak bunu bekliyoruz. Bu eski arzumuzun artık gecikmeden bu yıl içinde muhalefetin de onaylayacağını ümit ediyorum, destek olacağını ümit ediyorum. El birliğiyle Gazi Meclisimizden, Gazi Meclis, bu kanunun çıkabileceği yeter ki bir önerilsin. Umudunu taşımaktayım. Onun için hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan hem de milletvekillerimizden bu arzumuzun yerine getirilmesini bekleriz. Üç hafta önce bir bayramdı. Muhammed ve hanedanının bayramıydı. Allah'ın salatü selamı onlara olsun. 9 gün bayram ettik. Milletçe, devletçe. İnsanlık uğruna ve bu din uğruna canını koymuş şehitlerimiz için bir gün tatil çok mu yani?
pek kolay vicdanların kabul edeceği bir konudur diye düşünüyorum. Bir diğer mesele, sizde duş etkisi yarattı, soğuk duş etkisi yarattı diye dile getirmek lüzumu gördüm. Sevgili belediye başkanım, bir takım ne yazık ki halen Diyanetimizin efendim İslam ansiklopedisinde hurafedir dediği şeyleri mollalar, din adamları, imamlar bugünlerde dile getiriyorlar. Sevgili başkanımızla mutabık kaldık ki evet bu hurafelerdir. Ama işte her sene Aşura'da belki de yüzyıllardır bu hurafeler, işte Adem'in tövbesi kabul oldu, Nuh'un gemisi kurtuldu, öyle oldu böyle gitti. Yani kendileri bunun hurafe olduğunu ansiklopedide yazmışlar. Öyleyse imamlar da artık bunu bıraksınlar. Sevgili başkanım dedi ki ben bir din adamı değilim. Din adamlarından duyduğumu dile getirdim. Mutabık kaldık, bunu beraberce reddediyoruz. Yani bunlar hurafedir. Bugün Hüseyin'in günüdür. Bugün Aşura'dır. Kerbela'da yaşanan o en fedakarca direnişin, zalimin karşısında en şahane duruşun ve şehadette zirveye ulaşan peygamberin ciğerparesi Hüseyin ve yareninin günüdür. Bugün şehitler günüdür. Efendim 1400 senelik meseleye niye ağlıyorlar tazeymiş gibi. Vallahi ben de bu meselede bizim bunu zinde tutup yaşamamız, yaşatmamızı iftiharlarımızdan sayıyorum. Hatta iftiharlarımızın başında sayıyorum. Yaklaşık Aşura'dan tam bir ay önce, çünkü Muharrem'in onu, Muharrem'den önceki ayın onu, Zilhicce'nin onu, orada İsmail kurban edilmek istenmiş, edilmemiş, Allah izin vermemiş, onun yerine Hüseyin'i kurban etmiş. İsmail kurban edilmediği halde kaç bin yıldır İslam'dan da önce olan o olayı canlandırmak için herkes kendi lokasyonunda bulunduğu bölgede bayram yapıyor, kutluyor ve İsmail kurbanı olarak da milyonlarca hayvan boğazlanıyor. Tenkit anlamında demiyorum, yeridir. Tevhide teslimiyetin zirvesi oğlunu kesmeye teşebbüs. Allah'ın emriyle. Kimse kendi yanından böyle bir şeye kalkışmasın sakın. Evet, o ihlası onaylama adına muvahhidlerin onu zinde tutmaları yerindedir. Derler ki bıçak kesmedi ama iz bıraktı, kızarttı. Hacer'e İsmail döndüğünde boğazında o izi görünce bayıldı düştü anası. O kızarıklığı oğlunun boğazında görünce anası Hacer dayanmadı, bayıldı düştü. Ama ondan binlerce yıl sonra Muhammed döneminde Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Yani taze bir olaydır, bizim dönemimizdir. Bizden onun arasında, İbrahim aleyhisselam arasında
İsa dönemi, Musa dönemi, efendim Davud, Süleyman aleyhisselam dönemleri yaşanmıştır. Yusuf aleyhisselam binlerce yıl yaşanmıştır. Ben tam tespit edemedim. Eğer şu Musul'daki Firavun, Nemrut şehrini esas alsak o tarih için 7000 yıl eder. Başka bir kesin tarih de göremedim. 7000 yıllık mesele ve bizim Müslümanlar olarak mükellef olduğumuz, uymakla mükellef olduğumuz ve bütün peygamberlerin seyyidi olan, hatemi olan Resul-i Ekrem'in oğulları kurban olmuş, kurban olmuş, kesilmiş. Bugünü örtbas edelim gayretini ben anlayamıyorum. Yani ondan binlerce yıl önceki bir peygamberin boğazlanmak istenmesini unutturmayan bu ümmet, ama kendi peygamberinin, son peygamberin en sevgilisini, en tertemiz insanı, Ahzab suresinin 33. ayetinde belirtildiği gibi sevmekle mükellef olduğumuz insanı kendi elimizle boğazlamanın utancını, acaba bu mu ağır geliyor, örtbas etmeye çalışıyoruz? Emeviler onun için işte o hürafeleri uydurup bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Bir bunu, bir hayrihi ve şerrihi minallahu teala, bu hiçbir ayette, hadiste yoktur. İyilik de, kötülük de, sevap da, günah da, ayıp da, onur da, ikisi de Allah'tandır. Bunu da Emeviler uydurdu. Hüseyin'in katledilmesi de kader, Allah'ın işi. O günde bunu yaptılar, aynen de devam ettiriyorlar. Günah ve masiyet Allah'tan değildir. Hem kendisinden olan şeyi niye cezalandırıyor madem? Şer dediğiniz bu, günah ve masiyet, kötülük. Kötülük Allah'tansa niye ceza veriyor? Kendi işinin cezasını mahluk zavallıya niye çektiriyor madem? Allah Müslümanlara akıl versin. Muaviye'nin ektiği 3-4 önemli tohum İslam'ı sarsmış, mahvetmiştir. Kendine gel Müslüman. Allah'ın kitabı orta yerde duruyor. Hepimizin başı ona bağlı. Evet. Vaktimin yarısı gitti. Yarısından fazlası gitti. Bugün ne oldu, niye oldu? İki siyasi hareket arasında savaş oldu demek yalandır, böhtandır. Birbiriyle taht kavgasına tutuştular. Gerçi İmam Hüseyin haklı, dedesinin kurduğu devletin başına geçmek istedi. Yezid haksız, o devleti yıkmaya çalışan ecdadın töremesi Yezid. Hak olmadığı halde illa da benim olacak dedi. Peygamber evladını kesti. Biz Hüseyin'i destekliyoruz. Bu değil. Bu doğru değil. Hüseyin aleyhisselam bir şeydi derdi. Yezid'in melanetlerini
onaylanma anlamına gelecek açık, alani Yezid'e biat etme. Hüseyin bunu reddetti. Muaviye Yezid'den daha iyi bir insan değildi. Muaviye bu Hüseyin'in ağabeyisi, aynı derecede peygamberin sevgilisi, sevdiği, aba altında toplayıp Kur'an'la tertemiz olduklarına Allah'ın şahit olduğu ve onların sevgisinin peygamberin risalet ücreti olarak bize farz kılındığı Şura suresindeki ayet. Hasan'la Hüseyin kardeştir. Hasan'la Hüseyin peygamberin çiçekleridir. Hasan'la Hüseyin arşın küpesi, cennetin zinetidir. Ehl-i sünnet kaynaklarından diyorum bunu. İtiraz edecek bir alim varsa buyursun gelsin. Kaynakları koyayım önüne bakayım nasıl inkar edecek. Cennetlilerin efendisidir Buhari'de de vardır bu hadis. Seyyida şebabı ehlil cennet. Hasan'la Hüseyin cennet gençlerinin, yani bütün cennetlilerin, çünkü cennette ihtiyar yoktur. Eski gençler, yaşı, olgunluğu geçmiş gençler, Allah size de nasip etsin inşallah cümlemize cenneti. Oraya genç olarak gireceğiz, ihtiyar olarak değil. Tamamı gençlerden oluşan cennetlilerin Şahı Hasan'la Hüseyin'dir. Babaları hariç. Ecdat, Resulullah, Hazreti Ali ve Ebuhuma hayrun minhuma. Ali onlardan daha hayırlıdır. Peygamberin hadisi Ehl-i Sünnet kaynaklarında. Şimdi bu yasını tuttuğumuz, bayramını yaptığımız peygamberin yasında da yasını tutmamız örtüşüyor, muvafıktır, uygundur. Ama bayramını bayram edip yasını örtbas etmek, ya bu terstir, burada bir çelişki var. Peygamberle hemhal olmak. Peygamberimiz bugün için ağlamış. Ümmü Seleme anamız bugün için ağlamış. Ali ağlamış, Fatıma ağlamış. Olayın vukuundan 57 sene önce. Ta Hüseyin doğduğu günden onlara haber verilmiş Allah tarafından ve onlar ağlamış. Resul-i Ekrem mescide geçmiş, orada ashabına anlatmış, onlar ağlamış. Hüseyin sürpriz bir olayla karşı karşıya değildi. Başına gelecekleri Allah dedesine haber vermiş. Dedesi de Hüseyin'e ve ümmete, ashabına haber vermiştir. Ehl-i sünnet kaynakları bunu da belgelenmiştir. Bir ara birisi, bir prof unvanlı vatandaş televizyonda, hani zavallı Hüseyin babası gibi siyasetten anlamazdı, sele kapılmış kütük gibi nereye aktığını bilmezdi gibi densiz laflar etmişti. Cevabını verdik. Yok öyle değil. Programlıydı. Kalu beladan mı? Daha önceden mi? Hüseyin Emevilerin yok etmek istediği bu İslam'ı ihya etmeye pak kan lazımdı. İslam'a kirli kan lazım değildi. Oradan bunu üstlenmiş, ben varım kurban olmaya demiş.
Hüseyin Muaviye'ye de biat etmemişti. Ama Muaviye Yezid'den daha kurnaz bir şeytandı. Şam'ın şeytanı. Değil mi ki Hasan'ı, bu Hüseyin'in ağabeyisini, peygamberin oğlunu Muaviye zehirleyerek şehit etti? Değil mi ki birinci halife Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i feci bir şekilde, ahlaksızca şehit ettikten sonra naaşını yaktı? Değil mi ki Ayşe anamızı da hileyle getirip kuyuya düşürdü ona ettiği itirazlarından dolayı? Üstünü basırdı ama basırırken de tarihten de üstünü bu işin kapattı. Değil mi ki Hücrül Hayr'i Ayşe Ümmül Mümini'nin itirazlarından birisi de buydu. Ümmetin her kesim ona Hücrül Hayr diyordu. Hücr İbn Adi. Sırf Ali'yi seviyor diye arkadaşlarıyla beraber kaç gibi boğazladı. Değil mi ki İslam'a bir sürü bid'at soktu? Bu Yezid Muaviye'nin günahlarından sadece birisidir. Müslümanların başına anlaşmasına rağmen, ahd etmesine rağmen, İmam Hasan'a o sulhta söz vermesine rağmen musallat etti. Her ikisine, atasına anasına lanet olsun. Bu mesele Şia ile Sünni meselesi değil. Küfeli Şiiler çağırdı da sonra da sözlerinden vazgeçti. Hüseyin'i yalnız bıraktılar. Efendim yalan. Ne yalan? Küfeliler söz vermedi mi? Onun adına, İmam Hüseyin adına Müslüme biat etmedi mi? Sonra da İbn Ziyad'ın soysuz oğlu soysuzun babasının adı da Ziyad'dır. Ziyad'ın babasının adı yoktur. Ziyad İbni Ebi. Babasının oğlu. Babası belirsiz. Kendisi de Zergan'ın oğlu. Meşhure kadının oğlu. Oyuna hileye getirdi. Küfelileri biatından vazgeçirdi. Bu küfeliler kimdi? Alimlerimiz, tarihçilerimiz. O Küfe küçük bir kasabaydı o dönemde. İran'ın payitahtı o Küfe'nin yaklaşık 150 kilometresinde, Bağdat'ın 30 kilometresinde, Dicle'nin kenarında Şah'ın sarayı da oradaydı. Selman-ı Farsi de işte o Acem Şah'ının yerine Acem Muhammedi olarak, vali olarak ikinci halife Ömer tarafından atanmıştı. İşte o peygamberimizin mektubunu küstahça yırtan şahın devrilmesi için, o küstahlığının intikamının alınması için bir büyük ordu gönderildi. İslam ordusu Halife Ömer döneminde. Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın komutasında. Sa'd ibn Ebi Vakkas Ehl-i Sünnet'e göre aşere-i mübeşşeredendir ve Kadisiye kahramanıdır. O şahı devren komutandır. Ömer Sa'd, Hüseyin'le savaşan Ömer Sa'd da işte o Sa'd'ın oğludur. Yani İmam Hüseyin'le savaşan Yezid ordusunun komutanı o Sa'd'ın, yani Halife Ömer'in komutanının oğludur. Bu Küfen işte o seferde, Kadisiye seferinde, İran seferinde büyük bir ordu geldi. Burayı ana üs olarak kullandılar, bu kasabayı.
Şah'ı devirdikten sonra, Irak aralarında paylaştıktan sonra bu ordu artık Medine'ye dönmedi. Hazreti Ömer'in ordusu. O karargâhta kaldılar. Orada büyük bir şehre dönüştü. Büyük bir orduydu. Yani Küfeliler dediğimiz bu insanlardır. İran'ı fetheden ordunun askerleri. O zaman böyle Şii, Sünni, bu şehir Şii, o şehir Sünni gibi bir ayrılma, bölünme yoktu. İşte Şiiler kendisi öldürmüş, kendisi ağlıyor. O ordu kimin ordusuydu? Orayı büyük şehir haline getiren Hazreti Ömer'in. Hazreti Ömer suçlayıp işte Ömer'in ordusu Hüseyin'i öldürdü. Bunu demeye getirmiyorum. Ama yanlış bilgi diyen bir kurtulun demek istiyorum. Zamanım tükendi ne yazık ki. Hüseyin aleyhisselam dün Ahmet kardeşim güzel bir noktaya dikkat çekti. Ben halife olmasam İslam ölür demiyor. Yezid halife olsa İslam ölür demiyor. Benim gibi birisi, benim gibi birisi, nedir o benim gibi birisinin altında yatan? Yani İslam'ı temsil selahiyeti olan Muhammed'in oğlu, Kur'an'ın oğlu, Fatıma'nın oğlu, Ali'nin oğlu, son halife Hasan'ın biraderi İmam Hüseyin, hani Necranlılara karşı da İslam'ı temsilen peygamberimiz onlar götürmüştü ya, İslam'ı bu Hüseyin temsil ediyordu ya, ta 4-5 yaşındayken. Bugün 57 yaşındaki Hüseyin, İmam Hüseyin, ümmetçe kabul edilen, lanetlenen Yezid'in karşısında diz çöküp biat edip İslam bunun uyguladığıdır deseydi İslam yok olurdu. Yezid'in derdi Bedir'in intikamını almaktı. Atalarının cahiliye törelerini ihya etmekti. Birkaç dakika rica ediyorum. Anlatabildim mi? Hüseyin aleyhisselam buna onay veremezdi. Eğer onay verirse niye Yezid ne yapıyor canım? Hüseyin biat etmedi, isyan etti, onun için öldürdü. O değil mesele. Hüseyin aleyhisselam buna biat ederse karşısına çıkacak kimse kalmazdı. Ve bütün o meş'um emellerini yerine getirirdi. Abdullah İbni Zübeyir'den, Abdullah İbni Hanzel'e Gasilül Melaike'den nakledilen Ehl-i Sünnet kaynaklarında diyorlar ki Yezid babasının kadınlarıyla da oluyordu. Böyle bir mel'un, iğrenç mahluktu. Şarapçı, ayyaş, berduş birisiydi. Sadece bu mu? Yezid nedense niyeyse anlatılmıyor. Ashabçı mısınız? Ashabı peygamberin mezarının üstünde kesti Yezid. O ashabın namusunu Ahmet Hoca'ya ait sorumluluğunu üstlendi. Bu bölümü, bu cümle. Bir kısmı da Hristiyan olan, Haçlı olan ordusuna o Eshab-ı Resul'ün namusunu 3 gün mübah kıldı. Ondan yüzlerce, kimilerine göre binlerce soysuz meydana geldi. Şu anda Yezid avukatlığı yapanlar belki de o damardandır. Ondan sonra ordusunu gönderdi Medine'deki kutsalımızı, Mescid-i Nebi'yi de kana boyadıktan sonra, namuslarını kirlettikten sonra Kabe'nin üzerine, kıblemizin üzerine gönderip orayı da mancınıkla taşladı, yaktı, yıktı.
Ve o esnada da gayretullah'a ashabı fil gibi uğrayıp yatağında Allah'ın lanetine müptela olup kömürleşmiş olarak bulundu. Ordusu öyle terk etti Mekke'yi bombalamak konusunu. Bu Yezid nerede tövbe etti? Neden tövbe etti? O kirletilen namusları kim halal etti Yezid'e? Hüseyin gelecek böyle bir namussuz şerefsize beyat edip diz çökecek he mi? Hüseyin buyuruyor ki Ela inne da'iyye ibn da'i kad rekezani beyne sneteyn beyne silleti ve zilleh ve hiyat minne zilleh. Bu soysuz oğlu soysuz beni ya kılıçla doğranmak ya da onun önünde diz çöküp biat etmekten başka bir alternatif, bir yol bırakmıyor. İlla bu ikisinden biri olacak. Hüseyin'in alternatifi hayır, cehennem ol. Sen kendi melanetlerinin hesabını vereceksin. Beni suçuna ortak etme. Hüseyin'in davası bu. Muaviye'ye de beyat etmemişti İmam Hüseyin. Ne dersiniz, beyat mı etseydi? Şimdi basınımız, kurban olduklarım, öteden beri bu yanlışı yapıyorsunuz, yapmayın. Bu kime hizmettir? Nedir o? Şiilerin kutsadığı işte Kerbela, hacca gittiği Kerbela. Kerbela bizim hac yerimiz değil. Kerbela'da yatan şehitlerin de hac yeri Kabe'dir. Bizim de hac yerimiz Kabe'dir. Kıblemiz Kabe'dir. Geçen sene bu programları Çanakkale'den başlattık. Oradaki şehitliğimize gittik. Enteresan Bedir aslanlarıdır ya onlar. Bedir'in aslanları 313 kişiydi ya. Zeynebiye'den inanmayanlar ölsün. Ha ölçülecek şey değil değil mi? Ya cep telefonunu aç. Zeynebiye ile oranın arasını gösteriyor sana. 313 kilometredir tam. Gitti oradan şehitlerimizi selamladık. Hac mı yaptık orada veya Edirne kapıdaki şehitlerimizi? Bu sene programımız oydu. Gençlerimiz teknik arızalar yüzünden yetiştiremedi. Oradan başlatacaktık programımızı. Şehitlerimizi ziyaret etmek hac etmek midir canım? İki, Şiiler aşurattır. Şiiler İmam Hüseyin'i yastır. Kardeş İmam Hüseyin Şiilerin değil sadece. Her gün beş vakit namazınızda teşehhüden sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed diyorsunuz ya. O ali seyyidina Muhammed diye salavat gönderdiğiniz, namazınızı onunla tamamladığınız ali Muhammed, yani Muhammed'in abasının altında topladığı Ali, Hasan, Hüseyin aleyhisselamdır. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin. Ali Muhammed bunlardır. Adını Allah'ın koyduğu peygamberimizin kulağına ezan-ı gama okuyarak taktığı Hüseyin. O Ali Aba'nın incisi. Bize mi aittir? Siz ondan el mi çekiyorsunuz? İmam Şafii diyor ki bizim Ali Muhammed'i sevmemizi bize ayıp olarak görenlere cevabımız budur. Ruz-u Mahşer'de benim şefaatçim onlar olacak. Gözüm onların şefaatinde. Ve bunu günah sayıyorsanız bana, ben ölene kadar bu günahımdan tövbe etmeyeceğim. Hayatım boyunca Ali Muhammed'den ayrılmayacağım. Onları çünkü sevmek,
Kur'an'ın bize emrettiği bir farzdır. Bu sevgi, sevginin en bariz örneği sevgilinin yasına da sevincine de ortak olmaktır. Bugün onun için buradayız. Hanedan-ı Risalete, onların varisi Mehdi sahibi zamana, sizler adına, kendi adıma başsağlığı arz ediyorum. Yasları yasımızdır, sevinçleri sevincimizdir, bayramları bayramımızdır. Allah bizi onlardan ayırmasın. Hepinize saygılar, sevgiler.